hanımlar, Ebebek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok sağlam, bozulmayan bir papatya yapımını göstereceğim. Çok basit, herkesin yapabileceği bir model. Sadece bazı sayfalarda gördüğüm kadarıyla sadece bunu arkadan düğüm yaparak ve ortasını dikerek hırkaya dikiyorlar. Yani bu uzun ömürlü bir hırka olmuyor. Eğer daha sağlam, kaliteli bir ürün istiyorsanız, dediğim teknikleri yaparsanız gerçekten memnun kalacaksınız ve müşterileriniz de sizden memnun kalacak. Önemli olan zaten bu. İşimizi tertemiz, düzenli ve sağlam bir şekilde yapmak için bu videoyu sona kadar izleyin. Evet hanımlar, çiçeklerimi iki kat ipten yapıyorum. Tulip tığımdan 5 numara ama 3 milim olan tığ ile öreceğim. Tığım çok kalın tutmuyorum. Çünkü çiçeklerim tok durması için, gevşek olmaması için 3 milimden öreceğim. Daha sıkı oluyor çiçeklerimiz ve kesinlikle bozulma olmayacak. Tomurcuğunu da aynı numara ile örüyorum. Ve çiçeğimize, papatyamıza başlayalım. Evet hanımlar. Kullandığım ip Nako Elite Baby, bütün anti veiling serilerini kullanabilirsiniz. Elinizde kalan herhangi ipler de olabilir. Benim genelde anti veiling serilerden kaldığı için bu iplerden papatyamı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar tam 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektikten sonra birinci zincirden tığımızı sokalım, tel alıp direkt kaydırarak çıkalım. Sonra bir zincir çekelim. Tam bu zincirin içine 12 tane yalancı sık iğne yapacağız. Bakın, bir tane yaptım, zincir çektim. Şimdi tekrardan yalancı trabzanımı yapıyorum. Aralarında hep bir zincir var. Çünkü çiçeklerimin yaprakları için küçük küçük kutucuklar ayarlıyorum. On iki tane yalancı trabzan yapalım. Çiçek videosunu anlattım ama çekim hataları olduğu için tekrardan anlatmak istedim. Bir de dikimini size göstereceğim bu videoda. Mutlaka o dikimini izleyin. Çünkü gerçekten birkaç kişinin hırkasını gördüm. Kendim çok kötü dikilmiş. Ben burada hani videoyu anlatıyorum ama hani işimin hakkıyla anlatayım. Çünkü sizler de ip alıyorsunuz. Malzeme alıyorsunuz. Neden doğru düzgün anlatmayalım? Sizlerden niçin güzel yapmayasınız? Şimdi arkadaşlar konuşmaya daldım, pardon. 4 tane zincir çektim. 4 zincir çektikten sonra bakın ilk boşluğuma tam 6 tane yarım trabzan yapıyoruz ama çıkmıyoruz. Tel aldım. Bakın. Şu şekilde trabzanları birden çıkacağız. İkiden çıkmıyoruz. Çünkü yapraklarımızın tomurcuklarını oluşturacağız. Bakın 4 tane yaptım. İpimiz gayet kalın. 2 kat kullandığım için 4 tane yeterli. Sonra bakın karşıdaki kutucuğa gittik. 12 tane kutucuk yaptım ki 6 tane yaprağı olsun diye. İsterseniz 5 yaprak yapmak için 10 tane kutucuk yapabilirsiniz. Bakın 4 tane yaptım. Böyle güzel, sıkı, çok da gevşek değil. Gayet rahat trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar tel alalım, komple çıkalım.
Çıktıktan sonra burayı biraz böyle çekiştirin. Tel alıp çıkın. Bakın. Böyle kilitleyin. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekin. Aynı dibinden batın. Tel alıp çıkın. Yaprak bu kadar. Şimdi karşı kutuya geçmek için tığımı soktum, tel aldım. Kaydırma usulüyle çıkardım telimi. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrardan yarım trabzan yapıyorum. Bakın, 2 kutumu 4'er doldurarak 8 tane yarım trabzan yapmış oldum. Daha tok olmasını istiyorsanız 10 taneye tamamlayabilirsiniz. Daha küçük yapmak istiyorsanız 6'şer tane yapabilirsiniz. Benim hırkam büyük olduğu için 8 tane yaptım. Hırkanıza göre çiçekleri örün. Mesela yeni doğanda bu kadar büyük çiçek yapmıyorum. Daha küçük yapıyorum çiçeği. Bir de buradaki yarım trabzan yerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne zincir çekerek buradaki boyutu küçültüyorum. Yeni doğanlarda çiçek yaptığım zaman. Diyeceksiniz ki neden iki kat kullanıyorsunuz ipi? Çünkü daha tok duruyor. Tek yaptım, beğenmedim. İki katlan daha hoşuma gidiyor. Herkesin tercihi. Mesela tek kat yapıp 16 tane trabzan yapacaksınız. Ben çift kat yapıp 8 tane yapmış oluyorum. Bu çiçekleri bu şekilde ördüğünüz zaman asıl mesele dikişte. Eğer dikişiniz güzel olmazsa bu çiçeklerin böyle muntazamlığı falan güzel durmuyor. Dikiş çok önemli. Buna çok dikkat edin. Evet, son yaprağımı da yaptım. Ve çiçeğimiz bu şekilde bitiyor. Bu kadar basit. Tomurcukta aynı bu şekil yapacağız. Fakat sadece iki ucunu birbirine bağlayarak çiçeğe tutturuyorlar. Ben onu hiç sağlam bulmuyorum. Çünkü bir iki yıkamada bozulacak. Çünkü bunlar hani bu örgüler falan pahalı bir ürün. Müşteri de memnun olsun. Neden bir iki yıkamada bozulsun? Bakın, bir ipimi kısa kestim. Bu ipimden de çiçeğimi dikeceğim. Şimdi tomurcuğunu yapalım. Bakın kartopu baby one'ı kullanıyorum. Tomurcuk için de iki kat kullanacağız ipi. Evet, tomurcuk için de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektik. Tel alalım. Son 2 zincirden 1 ve 2. zincirden tel alalım. Yarım trabzanlar yapalım. 2
3 4 tomurcuğunuzun daha tok durmasını istiyorsanız 10 tane trabzan yapabilirsiniz. Ben şu an 5 yaptım. Şimdi ikinci trabzana geçtim. Zincire geçtim. Boyutu ebatı size bağlı. Ya bir sayı eksilteceksiniz ya bir sayı fazla yapacaksınız. Evet, bu şekilde yaptım. Telimi geçirdim. Zincirle kilitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonra bu dibine gelip bu şekilde zincir çekerek bağladım. Buradan bir tanesini kısa keselim. Diğer ipimizi de uzun keseceğiz. Çünkü bu tomurcuğu çiçeğe dikeceğiz. Kesinlikle bağlama tekniği kullanmıyorum. Benim işim dikmek. Onun için örgülerimi geç yapıyorum. Siparişlerim geç gidiyor. Biraz daha ipi uzun kesin. Benim ipim düğüm olduğu için kısa oldu. Şimdi hanımlar, normalde gördüğüm sayfalarda, YouTube kanallarında bunu buraya bağlamıyorlardı. Bunu direkt bu şekilde geçirip ipleri de arkadan alıp düğüm atıyorlardı. Yani bu bozulur kesinlikle. Evet, içine sakladım artık olanı. Şimdi bakın ipim bu tarafta zaten. Hemen şu şekilde alalım. Dikelim. Bu tomurcu böyle iyice dikin. Evet, biraz zaman alıyor bu işler. Fakat çok sağlam oluyor. Mesela ben dünden beri dikime uğraşıyorum. Çiçeklerini bir gün önceden dikmeye, örmeye başladım. Ama dikimi gerçekten çok zor. Bakın şurada boşluk var mesela. O boşluğu da şu şekilde alıyorum. Hani bozulacak fırsat bırakmayın ipte. Bakın ipimin son damlasına kadar kullanıyorum. İpim biraz daha uzun olsaydı bu tomurcuğu daha muntazam oluşturuyordum. Şuraları alıyordum. Velhasıl ne demek istediğimi siz anladınız. Bakın buna çok sağlam diktim. Şöyle de göstereyim size nasıl diktiğimi. Şimdi bu çiçekleri hırkaya nasıl dikiyorum? Burası da çok önemli. Bakın size göstereceğim. Çiçeklerin her yaprak arasından dikiyorum.
Kesinlikle bir tane bile atlamıyorum. Şimdi bakın bu hırkaya dünden beri sadece dikimine uğraşıyorum. Zaman alan bir iş ama aldığım paraya değsin istiyorum. Şimdi hanımlar. Çiçekli de bu şekilde ip bırakmayı unutmayın. Sonradan tekrardan ip alıp koparmanıza gerek yok. Şimdi diğer çiçeğimi de dikeceğim için şimdi bir ayarlama yapalım. Hırkada. Şu şekilde yerleştirdiğimde oluyor. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Örgünüzün altında kötü gözükmesini istemiyorsunuz. İpin gözükmesi istemiyorsanız. Böyle üstünden alın. Bu şekilde dikin. Dikmeyi biraz abartın. Ben abartıyorum. Çünkü tekrarlıyorum ama bozulmasın. Bakın. Sonra geçtim tekrardan. Her yaprağın köşesini 3 kere dikmiş oluyorum. Örgünün altına ipi geçirmemeye çalışın. Bakın göstereyim. Gayet temiz bir örgü oldu. Mesela altına geçirseydim buralarda hep dikiş izi olacaktı. Çok kötü bir görüntü olacaktı. Ama ben onu yapmadım. Evet, buraya da dikmiştik. Şurayı dikelim. Bakın hanımlar. Bu şekilde şeyimizi dikimini bitiriyoruz. Bu videoyu yayınladıktan sonra üzümü anlatacağım size. Çünkü üzümü de kötü anlatmışım. Üzümü tekrardan anlatacağım. Çünkü çok anlamayanlar oldu. Aslında basit. Bir daha anlatacağım. Biraz da çekim hatalarım var orada. Kamerayı ayarlayamıyordum. O zamanlar biraz daha acemiydim. Evet, bakın ipi bile bitirmeye çalışıyorum. Bu kadar. Çok
Basit ama emek isteyen bir iş. Bu çiçekleri dikerken ellerin delik deşik oluyor. Evet arkadaşlar, bakın gayet sağlam, tok duran bir çiçek. Bozulmuyor. Kesinlikle bozulma olmaz bunda. Makineye atabiliriz. Tersten ama atın siz yine de. Çünkü diğer kıyafetlerde hani fermuardı, yapışkanlı düğmeydi, takılabilir. Burkayı ters çevirip makineye atabilirsiniz. Bakın bu şekilde. YouTube kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.